Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın şöyle çok güzel bir örneğin yapılışını göstermek istiyorum. Yeleklerde, hırkalarda, atkı ve berelerde kullanabileceğiniz güzel bir örnek arkadaşlar. Şöyle iplerim bu şekilde, bebe yünü arka tarafı da böyle arkadaşlar. Bu parçayı, elimdeki görmüş olduğunuz bu parçayı örmüş olduğum şişimin numarası 4 milimetre şişle ördüm. 4 milimlik şişle ördüm bu parçayı. Şimdi öreceğimi 3 milimle öreceğim. Pardon, 3,5'le öreceğim. Fakat bakın 4 milimle örüldüğünde daha böyle güzel yumuşak bir örgü elde edersiniz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunları da belirttikten sonra hemen şişimize ilmek alarak başlayacağız. Şimdi ilmeklerimizi 12, 12, 12 şeklinde, yani şöyle bir modelimiz 12 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir tane modelimiz 12 ilmekten oluşuyor. 12'nin katları ve artı 2 tane ilmek alarak yapımına başlayacağız. Şöyle hemen ilmeklerimi ben bu şekilde alıyorum. Şimdi 12'nin katları artı 2 ilmek alarak geliyorum. Şöyle ilmeklerimizi aldıktan sonra hemen ilk iki dişi haroşa olacak şekilde öreceğim. Şöyle bakın, düz örgü örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıra başına kadar getirelim. Şöyle hepsini düz örgü olacak şekilde örüp sıra başına gelelim. Bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Tekrar bir sıra düz örgü öreceğim. Arkadaşlar, burada haroşa dişi oluşturuyoruz, yani o yüzden şöyle 2-3 sıra haroşa oluşturabilmek için hem ön yüzden hem de arka yüzden düz örgü yaparak haroşayı oluşturuyorum arkadaşlar. İlmek atışlarımız farklı olabilir. Kimileri hem ön yüzden hem de arka yüzden ters örgü örerek haroşayı bu şekilde oluşturuyorlar. Siz nasıl örüyorsanız o şekilde İki diş, bakın bu şekilde haroşa oluşturacağız. Şimdi bu sırayı da yine sıranın sonuna kadar düz örgü olarak örüp gelelim. Evet, ben böyle bir diş gördüğünüz gibi haroşayı oluşturdum. Şöyle arkadaşlar, lastik kısmını bitirdikten sonra bakın bu şekilde yine bir diş haroşamızı oluşturacağız ve modelimize böyle geçelim. Daha da alt tarafı düzgün dursun. Ya da hiç lastik örmeden direkt haroşa üstüne de modelimizi uygulayarak başlayabiliriz. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve renkli ipimle şimdi örmeye başlayacağım. Şimdi ilk ilmeğimi burada öreceğim. Çünkü şöyle renkli ipime geçiş yapıyorum burada. Şöyle 1 2 3. Bakın bu ilk ördüğüm kenar ilmeğim. Yani o iki tane fazla aldık ya. Onun bir tanesi burada, bir tanesi sonda olacak. Bununla birlikte 13 tane ilmeğim olacak. Bu kenar ilmeğim de şimdi öreceğim 12 ilmek de modelim için kullanacağım ilmeklerim olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Buradaki en baştaki kenar ilmeğim de bakın şuradaki 2 4 6 8 10 12 tane örmüş olduğum ilmeklerim de model ilmeklerim de. Şimdi örgümün arka yüzüne böyle geçtim. Arka yüzünde şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ters örgü yapacağım arkadaşlar. Arka yüzündeyim çünkü. İkinciyi ters ördüm.
3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi ilkini örmeden aldım. Kalan 5'ini de ters örgü olarak örüp bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Ve ön yüzünde ilkini yine örmeden alıyorum. Daha sonrakileri 5 tanesini de yine düz örgü olarak tamamlıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde. Tekrar döndüm. İlkini örmeden aldım ve ters örgü yapacağım burada. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın böylece düz örgü örmüş oluyoruz bu kısımda. İlkini örmeden alıyorum. Geri kalanları düz örüyorum. Beş ve altı. Şimdi bakın burada bir, iki, üç, dört tane oldu. Biz bunu altıya tamamlayacağız arkadaşlar. Son bir kez daha hem arka taraftan hem de ön taraftan birer sıra ördükten sonra bu işlem tamamlanacak. Şimdi bunu böyle ters aldım. Geri kalan 5 tane ilmeğimi de ters örüyorum. 3, pardon 3 diyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Ve bakın bu son sıra artık. Yani 6 sıra düz örgümüzü tamamlamış olacağız. Bu sıradan sonra ilkini yine örmeden aldım. Geriye kalan 5 taneyi düz örgü örerek tamamlıyorum. Evet. Bakın şuradan sayalım. Şu yan çıkan ilmeklerimiz var ya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra düz ilmeklerimi ördükten sonra geliyorum hemen yanımdaki ilmekten devam ediyorum örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yine 12 tane ilmeğimi bakın buradaki bu örmüş olduğum 6 sıra düz sıramızdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek yine ördüm. Şimdi tekrar arka tarafa dönüp yine 6 ilmeğimi aynı burada yapmış olduğum gibi 6 sıra düz örgü öreceğim. Şimdi burada arka sıradayım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın burada 6 ilmeğimi örmüştüm. Yine tekrardan düz örgü örüyorum burada. 3, 4, 5 ve 6. Evet. Bakın böyle. Buradaki yapmış olduğumuz 6 tane düz sıramızı burada da örelim. Burada yine 6 sıra düz örgümü ördükten sonra tekrar bakın son 12 tane ilmeğim var burada. Bunu hemen örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12.
Bakın son bir ilmeğim burada kaldı. Şimdi tekrar dönüp buradaki 6 ilmeğimi aynı buradakiler gibi arkadaşlar, şöyle 6 sıra düz örgü öreceğim ve sıramı bu şekilde tamamlamış olacağım. Şimdi buradaki şu 6 sıralık düz örgüyü de burada tamamlayalım. Evet, burada şimdi 6 sıra yine şöyle düz örgümü ördükten sonra en son ilmeğimi de yine bu şekilde arkadaşlar ördüm ve modellerimizi böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi dönüyorum ve sıra başına kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra hemen sırayla ters örgü örüyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi. Şöyle sırayla evet, bakın buradaki örmüş olduğumuz parçayı bitirip buradaki 6 tane ilmeklerimiz var. Onları da yine şöyle ters örgü ve bakın buradaki ilmeğimizi alırken ilk ilmeğimizde şu ipimizi birazcık sıkıştırarak orayı çekersek daha da orası düzgün duracak arkadaşlar. Çok fazla açıklık kalmayacak orada. Sadece o kısımda ipinizi biraz çekerek örün orada. Yine bütün ilmeklerimi sıranın başına kadar ters örgü olarak örüp gelelim. Şöyle sıra başına kadar gelelim. Bütün ilmeklerimizi ters örgü örerek sıranın başına kadar geldik. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve beyaz ipimle şöyle iki diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. O yüzden ilk ilmeğimi şimdi beyaza geçeceğimiz için bunu da örerek alıyorum. Dediğim gibi hem ön taraftan hem de arka taraftan ters pardon düz örgü örerek haroşayı ben bu şekilde oluşturuyorum. Şöyle bir sıra düz örgümüzü örüp sona kadar gelelim. Bir sıra düz örgümüzü ördük. Geldim şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde de yine bir sıra düz örgü örerek yine bakın burada da düz örgümü örerek bakın arka tarafta bir diş haroşamı oluşturuyorum. Şöyle bir tane. Yani bir düz geldik, bir düz gittik. Bu şekilde bir haroşa oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın aralarda böyle iki diş haroşamız var. Yani düz örgülerimizi ne yapacağız? 4 sıra boyunca düz örgü öreceğiz. Geldik, gittik, düz örgü ördük. Bir kez daha düz örgü ve bir kez daha düz örgü örerek 4 sırada şöyle iki diş haroşa oluşturalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet, iki sıra haroşamızı oluşturduktan sonra tekrar renkli ipimize geçeceğiz. Bakın bu kez şöyle tam ortalarında modellerimizin olabilmesi için ilk 6 ilmeğimizi direkt şu 6 sıra düz örgümüzle başlayacağız. Bunun için hemen ilk ilmeğimi yine renkli ipimle örerek sırama başlıyorum. Şöyle bu bizim kenar ilmeğimiz. Daha sonra 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düz örgü ördüm. Birisi kenar ilmeğim. Diğer 2 4 6 tanesi de şurada yapmış olduğumuz düz örgümüz olacak arkadaşlar. Şimdi hemen döndüm ve yine aynı şekilde 6 sıra düz öreceğiz. 3 Evet, bakın böyle. Şu 6 ilmeğimizi öreceğiz. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Bu kalacak. Tekrar döndüm. Yine bunu
ilkini örmeden aldım, diğerlerini düz örgü olarak devam ettiriyorum. Evet. Şimdi bu düz örgümüzü 6 sıraya tamamlayalım. 6 sıra düz örgümü ördükten sonra geliyorum. Bakın buradan devam ediyorum. Ve bu kısımda 12 tane düz örgü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 12 tane örgümü ördüm. Şuradaki düz ilmeklerimizden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan tekrar dönüp 6 tane ilmeğimi, şu gördüğünüz 6 ilmeğimi yine böyle düz örgü öreceğiz. Ve bakın bu aralarda birer tane model yapmış olacağız. Tekrar buradaki düz ilmeklerimi bitirdikten sonra yine 12 tane öreceğim. Bu kez buradaki 6 taneyi düz örerek bu araya bir tane model yapmış olacağım. Geri kalan ilmeklerimi de yine düz örgü örerek tamamlayıp bu sıramı bu şekilde tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi hemen modellerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimizi ördük, hepsini düz bir şekilde ördük ve buradaki kıvrım kendiliğinden oluştu. Aslında modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası hepsi aynı işlemleri uygulayarak ilerleteceğimiz bir model. Hemen şuradan geri kalan kısmını sizlere anlatayım. Bakın burada biz şimdi bu ikinci rengimizin bitimindeyiz, buradayız. Şimdi yine iki sıra boyunca şöyle iki diş beyaz ipimizle haroşa oluşturacağız ve bir sonraki rengimizde de, yani bakın 1 2 3. sıramız birincinin tekrarı. Bu şekilde olacak. 4. sıramız da ikincinin tekrarı. Bu şekilde şurada nasıl başladıysak burada da aynı şekilde başlayacağız. Burada nasıl başladıysak 4. sırada da aynı şekilde başlayarak örneğimizi ilerleteceğiz ve çok güzel örgüler ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Modelimizin anlatımı bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz bu arada. Destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.